bir yerden açıklayamayız. Birçok aslında bunun nedenleri var. İstanbul'daki yeme içme kültürünü yaratan, yeme içme kültürünü çok eşsiz kılan birkaç tane şey var. Bunlardan bir tanesi, burası çok kozmopolit bir yer. Binlerce yıldır burada çok farklı dinlerden, çok farklı ırklardan, çok farklı inanışlardan insanlar beraber yaşıyor. Yani Ermenisi, Rumu, Türkü, daha sonra göçle gelmiş Kürdü, Lazı, Çerkezi, belki sayabileceğiniz onlarca, daha da fazla insan beraber yaşıyor. Buraya gelen, başkente gelen insanlar yanlarında kendi kültürlerini de getiriyorlar. Sadece kültürleri gelmiyor. Burası neredeyse 1000 yıldan daha uzun bir süre iki büyük imparatorluğun, çok devasa iki büyük imparatorluğun başkenti. Çay mı içersiniz, kahve mi? İstanbul'da ve Türkiye'nin genelinde misafir olduğunuz kişiler, bu ofis olabilir, ev olabilir, başka yerler olabilir, sizi mutlaka bu sözlerle ağırlayacaklardır ve size çay yahut kahve teklif edeceklerdir. O kadar ki dünyanın en prestijli kültür listeleri olan UNESCO'nun somut olmayan kültür listelerinde, Intangible World Heritage listlerde 2013 yılından beri Türk kahvesi ve 2022 yılından beri Türk çayı listelenmiş durumda. Bu anlamda dünyada çok az içecek, alkollü veya alkolsüz, bu listelerde dünya kültür mirası olarak kabul ediliyor ki kahve bunlardan birincisi. 2013'te tescil edildiği zaman ilk tescil edilen kültür içeceğiydi. 2022 yılında da Türk çayı buna eşlik etti. Dikkatinizi çekiyorum, kahve ve çay değil, Türk kahvesi ve Türk çayı. Bunun tabii sayısız sebebi var. Şöyle söyleyeyim, kahvenin doğuş yeri Kuzeydoğu Afrika, bugün Habeşistan dediğimiz topraklar, daha sonra Yemen'e geçiyor 15. yüzyıldan itibaren ve oradan Orta Doğu'ya yayılıyor. İstanbul'a, dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentine ulaşması 1500'lü yıllar içinde, yani 16. yüzyılda. O zamanlarda Türkiye topraklarında daha çaydan bahis yok, çay daha Asya'da. Ve Osmanlılar kahveyi çok seviyorlar. Kanuni Sultan Süleyman döneminden bahsediyoruz. Ve çeşitli vesilelerle, kimisi barış ve ticaret, kimisi savaş, dünyanın o dönemdeki merkezleri Avrupa'da bulunan imparatorluklarına geçiş yapıyor kahve. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kahvenin başlangıç noktası Kuzeydoğu Afrika, daha sonra Yemen ve Arap Yarımadası'dır ama 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu üzerinden dünyaya yayılmıştır. Yani benim aklıma iki şey geliyor aslında İstanbul ve yemek deyince, ya da İstanbul'daki hayat ve yemek buna nasıl etkiliyor sorusuna cevap ararken. Bir grup içerisinde daha çok kültürel bir takım süreçler var. Bir başka grup içerisinde daha fazla ekonomi, politik süreçler var. Kültürel grup içerisine baktığım zaman hemen aklıma gelen kavram göç kavramı. Çünkü İstanbul her zaman göçlerin hep uğrak yeri olmuş. Sadece Türkiye'nin içerisinden değil, bugünün Türkiye'sinin içerisinden değil, dünyanın birçok yerinden insanın buluştuğu bir yer burası. Ve bu yüzyıllardır neredeyse devam ediyor. Bir sürü farklı, işte Osmanlı'nın, daha önce Bizans'ın, bugün Türkiye'nin en önemli kimi zaman başkenti olmuş. Ve dolayısıyla biz birçok insan da burada kendisini bir şekilde ekonomik nedenlerle, daha iyi bir hayat şeysi olabilir, işte siyasi nedenler olabilir, bir yerlerden, savaştan kaçıyor olabilirler falan, hep İstanbul'a gelmişler ve dolayısıyla o haliyle İstanbul'un yemek kültürü bu çokluğu, bu zenginliği içerisinde taşıyor. Bunu zaman zaman kimi yerlerde başka, İstanbul'un başka yerlerine göre görmek mümkün. Kimi yerlerde çok daha gizli, belki daha çok evlerde kendini sürdürüyor. Dolayısıyla benim ilk aklıma gelen şey göç ve kültürel çeşitlilik ve bunun mutfağa yansıması. Şimdi tabii günümüze gelene kadar birçok kesintiye uğramış şarap, şarapçılık, bağcılık ama hiç bitmemiş. Çünkü bağ alanlarındaki üzümleri biz farklı amaçlarla da kullanmışız. Yani bugün hala süre gelen, sadece şarap yapılmayan ama farklı yan ürünler de var üzüme baktığımız zaman. Yani bunu niçin belirtmek istiyorum? Nasıl yaşadı bu üzüm? Nasıl bunca yıldır hala bu topraklar üzerinde? Ve bu kadar çeşitliliği koruyarak bu topraklar üzerinde. Şimdi bu çeşitlilik konusuna baktığımızda da zaten aslında doğduğu topraklar, bu evet, o zaman zaten çok şanslıymışız. Birçok çeşitlilik ortaya çıkmış. Ve bugün Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ta 1960'larda başlattığı çalışmalardan dolayı da müthiş bir koleksiyon bağına sahibiz. Buradaki çeşidin adetlerine baktığımızda 1439 oldu bu sene.
Her kökten 6'şar tane var ve tüm Türkiye, tüm Anadolu dolaşılarak bu kökler alınıyor ve Tekirdağ'daki Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün koleksiyon bağına dikimi yapılıyor ve geliştirmelere de devam ediyorlar. Bunların hepsiyle tabii şarap olmayabilir ya da sinonim olanları var diye düşünecek olursak. Yani çeşitlilik konusunda çok şanslıyız. Sadece insanlar gelmiyor, insanlarla beraber buraya neredeyse her malzemenin en iyisi geliyor. Yani mısır çayısına gelen baharatla, işte kesimhaneye gelen etle büyük ihtimalle coğrafyada bulabileceğiniz malın en iyisi buraya geliyor. Bu yüzden de iyi ürünle, farklı pişirme metotlarıyla, farklı tüketme alışkanlıklarıyla harmanlanan müthiş bir mutfaktan bahsediyoruz. Tabii ki 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir ve bazı teknikler, bazı malzemeler nesilden nesile tabii ki de aktarılıyor. Belki günümüz İstanbul mutfağında bunları çok görmesek de ben kendi mutfağımda bu teknikleri uyguluyor olduğumu gördüm, fark ettim ve bu beni daha da fazla heyecanlandırdı. Örneğin Bizans mutfağında çiçek aromalarına çok fazla yer verilirmiş, çiçekler çok fazla kullanılırmış. Benim yılın en sevdiğim zamanı bahar ayları. Aromatik çiçeklerin, yaseminlerin, özellikle mor salkımların, gülün çok fazla kullanıldığı bir mutfak aslında Bizans mutfağı. Bizim mutfağımızda da bahar ayları bu çiçekleri aslında işleme aylarıdır. Ve ben her baharın gelmesini heyecanla beklerim. İstanbulluyu İstanbullu yapan en önemli şeylerden bir tanesi bence İstanbul çok mevsimsel, mevsimlere açık bir şehirdir. İstanbullular da kendi mevsimselliği içerisinde yaşamayı iyi bilirler. Yani Boğaz'da hangi balığın ne zaman çıkacağı, hangi etin ne zaman yeneceği çok iyi bilinir. Hatta işte çilek zamanı da, işte tarabya çileğinin zamanı da iyi bilinir. Lüfer zamanı da iyi bilinir. Kokoreçin ne zaman yeneceği, hani hangi zamanda kuzunun yavrulacağı, koyunun yavrulacağı, kuzu olacağını biz çok iyi biliriz. Bu yüzden İstanbulluluğun en büyük, yani yaşam kalitesini arttıran şeylerden bir tanesi çok kozmopolit bir yer olması, ne kadar karışık o kadar iyi. Kendi şehrini zamanında çok iyi tanıyor olması ve iyi malzemenin buraya akın etmesi diyebilirim. İstanbul'da eskiden otçu kadınlar varmış. İstanbul'un balık takvimi olduğu gibi bir de ot takvimi varmış. Ben İstanbul otlarını da çok seviyorum. İşte Ebe Gümececi kadın, ondan sonra Yedi Kule toplayan kadın. Kuş otu örneğin benim çok sevdiğim bir ottur. Çok dikkatlice bakarsak İstanbul'da böyle kaldırımların arasında görürüz. Kuzu kulağına benzeyen bir tadı vardır ve görseli de çok kuvvetlidir. O reçetelere baktığım zaman bu kuş otunu aslında çok fazla görüyorum. İşte kuş otu toplayan kadın gibi kadınlar varmış. Ben de kendimi düşündüğüm zaman aslında İstanbul'un modern zamanın ot toplayan kadını gibi görüyorum. Çünkü o tezgahtan işte başka bir ot kovalıyorum. Daha sonra başka bir pazarda başka bir tezgahtan başka bir ot alıyorum. Şimdi sadece İstanbul otlarına daha kolay ulaşabilmek için kendime bir bostan kurdum ufak. Biraz bunların üzerinde çalışıyorum, kafa yoruyorum ve mutfağımda daha da fazla yer vermeye niyetim var. İstanbul ve tarım meselesi, İstanbul ve gıda tedariki meselesi de bana çok önemli konulardan bir tanesi geliyor. Ama İstanbul'da da her metropolde olduğu gibi tarım biraz daha dışarıya atılmış vaziyette. Son dönemlerde, son yıllarda tarımın daha fazla İstanbul'da kamusal alan içerisinde görünür hale geldiğini görüyoruz. Üretici pazarları, kooperatiflerin işte içerisinde bulunduğu bir takım sebze meyve şeyleri, pazarları ortaya çıkıyor. İşte organik pazarlar, alternatif gıda ağları bir şekilde tarladan sofraya, İstanbul'un daha yakın taraflarından buraya yemek, işte sebze meyve vesaire falan getirebiliyor. Dolayısıyla o haliyle de işin hem geçmişiyle hem bugünüyle değişen ekonomik, politik koşullar altında bu gıda meselesi ve bu haliyle de aslında tarlayla sofra arasında kurulacak İstanbul özelinde bir ilişki benim yine çok önemli bulduğum konular arasında. Çayın ise Türkiye'ye gelmesi çok daha yeni tarihlerdedir.
Hatta tam olarak tarihini verebilirim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli bir geçiş olmuştur. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde yer alan Erzurum ve çevresi 19. yüzyılda 40 yıl kadar Rus toprağıdır. Dolayısıyla o dönemde çay Rusya'da fevkalade popüler. Dolayısıyla orada çay içiliyor. Fakat Türkiye'nin geri kalan kısmında değil. 20. yüzyılın başında Cumhuriyet'in kurulmasıyla o topraklarda Türkiye'ye geri dönüyor. Ve oradan başlayarak bir çay tiryakiliği Türkiye'de yayılıyor. Bunun üzerine yine 20. yüzyılın başında Gürcistan'dan Türkiye'ye, Rize'ye çay fideleri getiriliyor. Ve böyle bir yalpalayan, yani insanların alışması, bunun ticaretinin ve tarımının yapılması böyle bir 25-30 sene sürüyor. 1934 yılından itibaren, ki çay kanunu diye çok önemli bir kanun çıkarmıştır o yıldan itibaren, Türkiye'de Doğu Karadeniz'de çay yetiştirilmeye başlanıyor. Dolayısıyla maliyeti düşüyor. Kafeler açıldı, zincir kafe, yerli markadan zincir kafeler açıldı. Efendim insanlar bir kahve içmeye, arkadaşlarıyla buluşmaya, dışarı çıkmaya başladılar ya da yemek yemeye. Aynen aslında olması gerektiği gibi bir metropol hayatı 2000'lerden sonra daha hızlanarak yaşanmaya başladı İstanbul'da. Ve biraz daha artık 2010'ların ortasına falan geldiğimizde daha çok böyle şef restoranları görmeye başladık. Ve işte MSA gibi okulların, ki MSA zaten açılmıştı ve öğrenci yetiştiriyordu, mezun olanların kendi restoranlarını açıyor olmaları falan, böyle çok hızlı bir kartopu şeklinde ilerleyen bir restoran hayatı oldu. Yemek tarafında böyle gelişmeler varken, tabii ki bunu özellikle böyle daha şık, daha farklı bir stilde yemek servisi yapan yerlerin şarap servisi yapmamalarını düşünemeyiz. Yani doğal olarak da bu şarap listeleri oluşmaya başladı. Şimdi bu listelerde ilk başlarda biraz daha uluslararası üzüm çeşitlerinin hakimiyetini görüyorduk. Çünkü çok iyi seviyede yapılan, yani gerçekten endüstriyel ya da teknolojik açıdan baktığınızda oldukça iyi seviyede, yani 2000'lerin sonrasında çok iyi seviyede artık uluslararası üzümleri işleyen ve keyif alınan boyutta şarapların üretildiği bir noktaya gelmiştik. Bundan sonrasında ne oldu? Aslında bir noktada bir yenilik ya da yeni meraklar oluşmaya başladı. Şimdi zaten hali hazırda neredeyse şarabın vatanında olup da, tamam aradan belki binlerce yıl geçmiş ama hala aslında sahip olduğunuz bir imkan var. Bu da nedir? Üzüm bağları ve çeşitlilik. Yerli üzümlerden şarabın yapılmayacağı ya da birkaç tane seçilmiş türün dışındakilerin aslında şaraba çok uygun olmadığı düşünülüyordu. Fakat son yıllardaki bu butik üreticilerin bu düşünceyi kırdıklarını görüyoruz. Nasıl oldu? Mesela aslında daha önce hiç şarap denenmemiş üzümlerden şarap yapmaya başladılar. Ve ilginç sonuçlar çıktı ortaya. İnsanların ilgisini çekti. Çünkü artık pandemi sonrasında da baktığımızda, tüm dünyada da öyle, biraz böyle yerelin arttığını ve yerel ürünlere karşı olan ilgilerin geçmişe göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani artık aslında karbon ayak izi falan konusu da işin içerisine girince ve daha çok dile getirilmeye başlayınca, bir ürünün seyahat ederek size gelmesinden daha çok aslında bulunduğu yerde üretilmesinin daha doğru olduğu görüldü. Yani İstanbul'un bugün şarap üretmeyen, yani özellikle bağları olmayan bir yer olması, bugün şarap üretmeyen, yani özellikle bağları olmayan bir yer olması, tabii ki işte şehirleşmiş olmasından kaynaklanıyor. Ama geçmişte kaynaklara baktığımızda görüyoruz ki İstanbul'da da bağları vardı. Ki bu semtlerin adlarına baktığımızda da hala aynı isimle devam eden ama üzümle ya da bağıyla hiç ilgisi olmayan, işte Bağlarbaşı ya da Bağcılar gibi semtleri görüyoruz. Ve burada da özellikle şey meselesi bana önemli geliyor. Türkiye'de böyle yerel kimliklerin, bölgesel kimliklerin çok önemli bir şeyini oluşturuyor, yemek unsurunu oluşturuyor. Herkes de ilk sorduğu soru, insanlar birbirini tanırken Türkiye'de nerelisin diye sorarlar. Ondan sonra nereli olduğunu öğrendikten sonra da birçok yerde kendi yemeklerinden bahsetmeye başlarlar. Dolayısıyla o kültürel kimliğin çok önemli bir öğesini oluşturduğu için insanlar İstanbul'a gelirken de kendi yemek kültürleriyle gelmişler ve bunu özellikle İstanbul'un kamusal alanında, restoran dünyasında, yemek dünyasında en genel haliyle, işte fırınlarıyla, pastaneleriyle, restoranlarıyla, kahveleriyle bunu görmek bence mümkün.
İstanbul her şeyden önce çok büyük bir şehir ve bir megapol ve her zaman da öyle olmuş. İstanbul her zaman bir mıknatıs olmuş. Dünyanın her tarafından insanlar gelmiş. Dolayısıyla sürekli yaşayan bir şehir. Böyle bir şehirde sokak yemekleri elbette ki ön planda oluyor. Şimdi sokak yemekleri deyince de sadece sokakta yenen yemekleri anlamamak lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında eskiden bugün anladığımız anlamda lokantalar yok. Dolayısıyla pek çok yemek ya evden getiriliyor sefertasıyla, özellikle esnafların ya da esnafların ayağına tablacılar tarafından, seyyar satıcılar tarafından getiriliyor. Yani eski esnaf lokantaları da aslında bizzat yemeğini esnaflara kadar gönderen, seyyar satıcılarla gönderen aş evlerinden oluşuyor. Tabii imaret geleneği de var. Dolayısıyla insanlar sokakta yemeğe alışık. Tabii buna bir de şöyle keyif için eklenenler oluyor. Ne bileyim ben mesela ihtiyaç olmasa bile muhallebiciler ilk başta muhallebici olarak değil, tablada satılan gene muhallebiler olarak başlamış. Ya da eğlenceler var mesela. Eğlence yerleri, panayırlar ya da gezmelere, işte pikniğe gitmeler, tabii ki piknik anlamında değil de hani kıra çıkmalar var. Oralarda da hemen kos helvacılar, susam helvacılar, kağıt helvacılar, horoz şekeri satanlar, pamuk helva şeker satanlar, onlar türüyor. Yani işin bir de keyif tarafı var. Dolayısıyla mesela bugünkü aslında tek yemek lokantalarına bakarsak, ki bence İstanbul mutfağının çok önemli bir kalemidir. Mesela bir köfteci, bir börekçi, işte bir muhallebici dedik, bir çorbacı. Bunlar eskiden aslında seyyar. Fakat zaman içinde lokantalaşmışlar bir anlamda. Dolayısıyla İstanbul'un o tek yemek lokantalarının da temelinde aslında seyyar satıcılar var. Tabii bir de sarayın, sultanın önünde yapılan özellikle sünnet düğünlerindeki geçit alaylarını da düşünmek lazım. Orada da bütün esnaf sultanın önünden adeta bir resmi geçit yapıyor. Orada da kebapçısı da var, pilavcısı da var, helvacısı da var. Bütün bunların hepsi sokak yemeği olarak yansıyor. Ama bir de tabii ki büyük bir kent gün boyu yaşıyor. Gün boyu derken gece ve gündüz yaşıyor. Dolayısıyla gece mesela kışın bozacılar çıkıyor, salepçiler çıkıyor. Ya da ne bileyim ben bir nohut pilavı görüyoruz veya tavuklu pilavı görüyoruz. Bunlar da aslında gececilerin yemekleri oluyor. Tabii bir de mahalle boyutuna gitmek lazım. Mahallelerin ayağına gidiyor. Yakın zamana kadar mahallelerden yoğurtçu geçerdi. Çünkü alamazsınız, taşıyamazsınız. Tepsiyle yoğurdunuzu eve ayağınıza getirir. Ya da hayvan kesilir, ciğerin hemen tüketilmesi gerekir. Kim gidip ta mezbahaya ciğer alacak ya da kasaba? Ciğerciler gezerdi mesela mahalle içlerinde. Ya da taze sebzeler, meyveler, bunlar mahallelerin ayağına kadar giderdi. Ya da bazen ferahlamak için mesela şerbetçiler dolaşırdı, ama mesela bugün hala var. Mesela bir acur satan veyahut da soyulmuş salatalık satan veyahut da kelek satan mevsiminde. Bu da bir ferahlıktır. Yani işin hem keyif boyutu var hem ihtiyaç boyutu var. Ama mesela ihtiyaç deyince ben gene nohutlu pilava gelmek istiyorum. Benim için neredeyse ikonik bir İstanbul sahnesi çünkü o. Çünkü zamanında sarayda da nohutlu pilav yapılırmış. Nohutun bir tanesi altından olurmuş. Kime çıkarsa diş kirası gibi, dişini de kırmadıysa eğer, o kişinin olurmuş. Zaman içinde sokağa yansımış. Yani ben öyle yorumluyorum en azından. Bugün gececilerin de en sevdiği yiyeceklerden biri, hem doyurucu gerekirse de şöyle bir mideyi toparlayıcı, nohutlu pilav. Şu anda 3,3 kilo kuru çay ile kişi başı dünyada en fazla çay tüketen toplum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Dolayısıyla çay mı içersin, kahve mi sorusu boşa değil. Bu topraklarda gerçekten çay ve kahve üzerine müthiş kültürel öğeler vardır. Bir tanesini hatırlatayım, hatta birden fazlasını hatırlatayım. Mesela meşhur kahve falından bahsetmesek olmaz. Bunun da dünyaya yayılması Osmanlı İmparatorluğu üzerinden olmuştur, ama daha az bilinen, en azından yabancılar tarafından başka bir yönü daha var işin. Hala hangi sosyal sınıftan, hangi eğitim seviyesinden olursa olsun bir kız evlilik için isteneceği zaman ailesiyle birlikte damat kız ailesine gider ve orada nazik bir şekilde bu talepleri aileye bildirilir ve orada gelinin, yani evlenecek olan kızın herkese kahve pişirmesi ve ikram etmesi bir gelenektir. Yine yapılan akademik bir araştırma neticesinde Türk topraklarında 14 çeşit
yaklaşık bilinen daha fazla olabilir. Birbirinden küçük farklılıklar gösteren kahve yapma biçimi vardır. Geleneksel biçimin varyantları olarak. Ve sayısız gelenek vardır. Yine akademik başka bir çalışmada da 34 adet teması kahve olan halk türküsü bulunuyor. Yöresel ağızlarla söylenmiş. Dolayısıyla ben de bu soruyu bir kez daha tekrar edeyim. Türkiye'ye gelen herkese sorduğum soru, çay mı içersiniz, kahve mi? Oh, 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 oh